İbn Sina felsefesi esas itibarıyla bilimlerin genel bir sistemi şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu açıdan düşünülürse onun doktrininin dışa dönük ve içe dönük açıklamaları arasındaki fark daha iyi anlaşılır. Onun eş şifasını, hikmetül meşrikiyesini ve işaratını bu açıdan değerlendirmek gerekir. Nitekim eserleri sistematik organizasyona doğru yükselen bir gelişme göstererek Yukarıda belirttiğimiz iki eğilim arasındaki uzlaşmayı ortaya koyar. İbn Sina, Sina felsefesinde Kur'an-ı Kerim verilerinde yeni eflatunculuğun rahatça hareket edebileceği doğal bir metafizik alanı bulunmaktadır. Bu yüzdendir ki o Kur'an-ı Kerim'in Allah'ı ile felsefecilerin veya düşünürlerin tanrısını birleştirmeyi gaye edinmiştir. Bu onu diğer yeni eflatunculardan ayıran bir özelliktir. Onun felsefesini Aristo ve Eflatun kavramlarından ayıran önemli bir noktada, ilk varlığın düşünmeyen düşünce değil, aksine kendisini düşünen salt düşünce, sadece hakim bir iyilik ve güzellik değil, fakat aynı zamanda ilk aşk ve sadece gaye sebebi değil, tümel neden, yani külli sebep olduğudur. i̇bn Sina, bir taraftan İslami düşüncelerin, diğer taraftan Yunan kültürünün verdiği fikirlerle sistemini geliştirirken zaman zaman tasavvufa yönelmiştir. Onun aşkın mahiyeti hakkında risalesi böyledir. Sadece bu risalede değil, diğer eserlerinde de bu özellik görülür. Sistemi zaman zaman ekletizm karakteri gösterir. Bütün yeni eflatuncu filozoflarda olduğu gibi İbn Sina sisteminde de zorunlu varlık ve olabilir varlık, yani vacip ve mümkün felsefesinin temelini meydana getirir. Metafizik sisteminin en önemli noktası budur. Saliba İbn Sina'nın sadece kelamcılara yaranmak için bu kavramları düşündüğünü söylüyorsa da buna katılmak mümkün değildir. İbn Sina kavramlara ait şekilleri dış dünyanın verileriyle devamlı karşılaştırarak düşüncesini güçlendirmiş ve ona esneklik kazandırmıştır. Mantıkta Aristo'ya sadık i̇bn Sina, metafizikte de ona bağlı kalmak ister ve açıklamalarını bu düşünce etrafında toplar. Bu Aristoculuğu yeni Eflatuncu çerçeve içinde ortaya koyar. Aristo'nun şu ilkesi i̇bn Sina'da aynen vardır. Güç halindeki hiçbir varlık, eylem halinde olan diğer bir varlığın etkisi olmadan eylem haline geçemez. İbn Sina gerçek sistemini Hikmetül Meşrikiyye'de açıkladığını söylemektedir. Onun sisteminde yukarıda belirttiğimiz gibi felsefi bilgilerle İslami bilgiler aynı zamanda birleşir, uyuşmaya çalışırlar. Dünyanın öncesiz, kadim olduğu düşüncesini ona veren veya onun bu düşüncedeki hareket noktası Kur'an olmayıp Aristo ve Eflatun'a ait kozmogoni metafiziğin ortaya koyduğu sonuçlardır. Bu açıdan onun sisteminde egzistansiyel bir determinizm görmek mümkündür. Bu görünümünden dolayıdır ki İbn Sina'nın sistemi Orta Çağ felsefesinin bütün karakterini taşır. İbn Sina'nın diğer bir orijinalliği bilgi teorisinde bulunur. Külli bütün kavramlar, zat adı verilen zihni bir gerçeğe karşılık olarak görünürler. Bu zat, kendisini niteleyen özel hususiyetlerle bütün diğer eşyadan ayrılır. Her genel düşünce küllidir. Tıpkı mantığın bilgilerle ilgilendiği gibi, o da özün ayrımlılığı varlıkların bölünmesini gerektirir. i̇bn Sina'nın felsefi görüşlerinde çoğu zaman Aristo'nun düşüncelerinin etkisi açıkça görülmesine rağmen, birkaç nokta hariç, ki bunlar da tenkitlere hedef olmuştur, İslamiyetle ilgili görüşlerinde o kimi kere akılcı, kimi kere de mistik bir havaya pürünür. Halbuki ondan sonra gelen İbn-i Rüşt'e İslamiyet ilgili düşünceler daha belirgin olarak bulunur. Söz gelimi ahiret hayatı konusunda belki bir gün akli açıklama bulunması ümidiyle onlara dokunmamayı öğütler. İslam felsefesi düşüncesini ve tasavvufu İranlılaştırma gayreti içinde olan Korbin, i̇bn Sina'nın eski İran dinlerinin konularını kapsayan bir felsefe meydana getirmek istediğini ancak bunu kendinden sonra gelen Sühreverdi'nin başardığını söyleyerek, onun İsmaili düşüncelerle ilişkisini ortaya koymaya çalışır. Ve daha sonraki görüşlere kapı açar. Çahin de i̇bn Sina düşüncelerinde Şii unsurlar bulunduğu kanaatındadır. Sonuç olarak diyebiliriz ki, Aristo felsefesi ve doğu görüşüyle doldurulmuş, Eflatuncu idealizmin karışımı karakterini veren İslam felsefesinin aynı görünümünü i̇bn Sina da taşımaktadır. Ancak İbn Sina her şeyden önce bir Müslümandır. Onun aldığı dini eğitim felsefi eğitiminden öncedir. Hatta felsefi bir meseleyi çözemediği zamanlar camiye giderek Allah'ın kendisini bu konuda aydınlatması için dua ettiği kaynaklarda kaydedilmektedir. Gene onun düşüncelerinin esasında dinle felsefe arasında bir uzlaşma veya uyum vardır. Gerçi onun düşüncelerinde dini gerçekler için akla yatan bir açıklama bulamadığında kendini tasavvufa vermekten alıkoyamadığı bilinen bir konudur. Metafizikte onun sisteminin meşayilikten işrakiliğe geçtiği konusu gerçeklik kazanır. Bununla birlikte İbn Sina'nın sisteminde müpemlik olduğunu ve bazı konularda onun tam olmadığını söyleyen Horten'e zaman zaman katılmamak mümkün değildir. İbn Sina'nın düşünen Allah'ı Hemen hemen fiziki bir zorunluluk gereği hür olmaksızın hareket etmektedir. Halbuki Kur'an'ın Allah'ı sınırsız bir iradeyle hareket eder. İşte bu ve benzeri noktalar bizi böyle bir düşünceye yöneltmektedir.